Türkiye'de yaklaşık 5 ila 6 milyon arası tarım emekçisi var, fiilen çalışan. Dönem dönem tabii sayıları değişiyor bunların. Büyük bir kısmı küçük çiftçi, mevsimlik göçmen tarım işçisi, gündelik yevmiyeli çalışan tarım işçileri ya da seralarda çalışan, büyük şirketlerde kayıtlı olarak çalışan işçiler ve bu işçilerin ve çiftçilerin çok büyük bir bölümü örgütsüz, güvencesiz çalışıyor, sigortasız, kayıt dışı çalışıyor. Herhangi bir sosyal, sendikal hakları yok. Bu amaçla bu alanda mücadeleci bir sendika kurmayı ihtiyaç olarak gördük. Bizim sendikamızın kurulduğu bir nolu iş kolu, avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık iş kolu. Bu iş kolunda dönem dönem değişmekle beraber ortalama 180 bin kayıtlı işçi çalışıyor. Bu rakam, biraz önce söyledim, 5-6 milyonluk tarım emekçisi rakamının çok gerisinde bir rakam. Dolayısıyla ciddi bir kayıt dışılık söz konusu bu tarım emekçiliği yapan kesimde. Bizim öncelikli hedefimiz, biz iş koluyla sınırlı olmayan, tarımda emeğiyle geçinen bütün kesimlerin hakları için örgütleneceği bir zemin yaratmak istiyoruz. Sendikanın öncelikli hedefi bu açıdan üye sayısı kazanmaktan ziyade bu örgütsüz, güvencesiz kesimlerin haklarını ifade edebilecek, dile getirebilecek ve bu haklar için mücadele edebilecek bir iletişim, dayanışma ağı yaratmak. Temel olarak 4 ana kategori sayabiliriz aslında örgütlenme açısından. Birincisi, bizim bağlı olduğumuz iş kolunda kayıtlı olarak çalışan tarım emekçilerin örgütlenmesi, işte iş yeri bazında, seralarda, balıkçı teknelerinde ya da orman işletmelerinde çalışan işçileri kapsıyor bu. Bunların örgütlenmesi birinci planımızda var. İkinci olarak küçük çiftçiler ciddi anlamda işte ziraat odaları ya da kooperatifler gibi yapılarda üyelikleri var. Ama bu yapılar küçük çiftçilerin ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayan veya onların haklarını dile getiren yapılar değil. Yani bu açıdan ve giderek ciddi bir borçlanma, geleceksizlik kaygısı içerisinde olan küçük çiftçilerin örgütlenmesi ve haklarını dile getirmesi bizim temel önceliklerimizden biri. Bir diğer, üçüncü kategori tarımda büyük çoğunluğu oluşturan mevsimlik işçiler ve göçmen işçiler. Bu kesimler Türkiye'de kapitalizmin en vahşi koşullarında yaşayan, barınma, sağlık, hijyen gibi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan, iş yerlerine giderken ya da evlerine dönerken iş cinayetlerine maruz kalan, hiçbir hakkı, hukuku, adı sanı olmayan kesimler ve çok düşük ücretlerde, yoğun sömürü koşullarında çalışan kesimler. Mevsimlik işçilerin örgütlenmesi, göçmen tarım işçilerinin örgütlenmesi ya da kendi bulunduğu bölgede, göçmen ya da mevsimlik olarak değil ama toprağı olmayan, tarımla uğraşan işçilerin örgütlenmesi temel önceliklerimizden biri. Bir diğer kategoride, dördüncü olarak söyleyeceğim, tarım yaptığı toprağına, köyüne, havasına, suyuna, ormanına büyük şirketlerin işte HES, RES, JES, OSB, sanayi işletmesi, inşaat, yol, turizm ve benzeri projelerle topraklarına çöken şirketlere karşı mücadele eden köylülerin örgütlenmesi. Bu da Türkiye'nin son 20 yılında aslında çevre mücadelesi olarak ifade edilen ve ciddi bir birikimin olduğu bir kesim. Ama biz bu kesimin aynı zamanda
üretken, yani üretici üretim ilişkileri içerisindeki rolü üzerinden tarım emekçiliğini ön plana çıkardığımız bir mücadeleyi örgütlemek istiyoruz. Orta ve uzun vadeli planımız dolayısıyla bu dört ana kategorideki kesimin örgütlenmesi, mücadelelerinin yükseltilmesi, hak taleplerinin oluşturulması olarak ifade edilebilir. Tarım işçileri, yani mevsimli tarım işçileri gittikleri yerlerde ciddi bir ırkçılıkla karşı karşıya kalabiliyorlar bazı bölgelerde özellikle. Son dönemde bu göçmen tarım işçileri için de geçerli. Bu da çok ciddi bir sorun. İşte arazi sahipleri parayı vermemek için yapabiliyor. Sırf milliyetçi tutumlardan, milliyetçi popülist propagandadan kaynaklı yapabiliyor. Bu tarz sorunlar ciddi bir mesele olarak tarım işçilerinin maruz kaldığı meseleler. Bir başka mesele de meslek hastalıkları ya da iş kazaları. Burada da yoğun işte pestisit kullanımı ve benzeri süreçlerde işçiler aslında ciddi bir iş meslek hastalığına maruz kalıyor. Tabii güvencesiz, sigortasız, haksız, hukuksuz çalışıldığı için de bunun bir meslek hastalığı olduğunu ifade etmek, buna yönelik davalar açmak vesaire söz konusu olamayabiliyor. Burada da bizim temel perspektifimiz, yani işçinin hakkını ücret üzerinden, bedenini işte meslek hastalığı üzerinden ya da iş cinayeti üzerinden, iş kazası üzerinden her hakkına çökülme durumunda fiili meşru bir mücadele çizgisi izleyebilmek. Çünkü gerek sendika yasası, gerekse işte iş kanununda işçi olarak görünmeyen, sendikal hakkı tanınmayan bir kesimden bahsediyoruz. Yani mevsimli tarım işçiliği özelinde söyleyecek olursam da. Burada mücadele etmek dışında hak kazanmanın hiçbir yolu yok. Temelde aslında hani bu ön çalışmada gördüğümüz, tanık olduğumuz gerçekliklerden biri de bu. Hani tarım sen tarımda emeğiyle geçinen bütün kesimlerin nerede bir ezilme, nerede bir hak gaspı söz konusu olduğunda bunun mücadelesini yürütmek için var. Bir yanda bir küçük çiftçi ya da işte köyünde arazisine OSB yapılan bir köylü, bir yanda hak gaspına uğrayan bir tarım işçisi mücadele ettikçe ancak kader ortaklığı inşa edebilir. Biz tam da bu mücadeleleri birleştiren bir zemin de inşa etmek istiyoruz. Bu zemin ancak bu mücadele eden kesimlerin hani bir diyaloğuyla, birlikte ortak bir zeminiyle inşa edilebilir. Tarım sende bu zemin olmayı aslında önüne koyuyor. Şöyle, yani son 20 yıldır Türkiye tarımı büyük bir şirketleşmeye doğru evriliyor ve bu şirketleşme aslında eskiden devletin işte kamu iktisadi teşebbüsleri olarak ifade edilen ya da üreticilerin ortaklar olduğu kooperatif işletmelerin tasfiye edilip yerlerine büyük şirketlerin, zincir mağazaların hakim olduğu bir tablo söz konusu. Bu tabloda patronların giderek daha fazla kazandığı, daha fazla kâr ettiği, işte çiftçileri işçileşmeye ya da çiftçiliği bırakmaya, kentlerde ucuz iş gücü olmaya ittiği, tarım işçilerinin de daha kötü koşullarda, daha düşük ücretlerle çalıştığı bir süreç, bir tablo yaşıyoruz. Bu tabloda temelde aslında öne sürülen şey, patronlar daha fazla kâr etsin, ucuz işçilik yaygınlaşsın, zincir mağazalar, işte şirketler o süreçlerde halka hem daha kötü gıda ürünleri tedarik etsin, hem de bunları daha ucuza ürettirsin. Bu tablo küçük çiftçiyi de tarım işçisini de aslında aynı cenderenin içine sokan bir tablo. Daha fazla çalış,
herhangi bir hakkın olmasın, hak talep edeceğin bir düzlem olmasın, sigortasız, borçlanarak, daha fazla borçlanarak, sürekli borçlanarak çalışma düzenini bir norm haline getirme tablosu. Türkiye'nin her neresinde yaşıyor olursa olsun, tarımla uğraşan, tarım emekçiliği yapan, tarım işçiliği yapan bütün kesimlerin nerede bir hak gaspı, sömürü, baskı, mobbing, iş kazası, iş cinayeti yaşadığı noktada biz birlikte mücadele etmeye, birlikte bir yol aramaya, bu yolu da birlikte inşa etmeye adayız. Sendikamız üyelik odaklı değil, mücadele odaklı bir sendika. Yani bize üye olup olmamasından öte bir tarım işçisi, bir köylü bir hak gaspına maruz kaldığında biz bütün imkanlarımızla bu kesimlerin taleplerini ifade etmek, hukuki süreçlerini takip etmek, davalar açmak ve işte komite ve meclislerle örgütlenip mücadele etmek noktasında tarım işçilerine, emekçilerine buradan bir çağrı yapabiliriz. Hani bizle iletişime geçin, mücadele etme noktasında birlikte bir yol arayalım, birlikte mücadele edelim.